Ay Allah. Niye böyle heyecanlanıyorum ben? Delirdim. Ay tamam. Artık eyelinerları iyi çekiyorum. Fark ediyor musunuz? Bence gayet iyi. Neyse, olduğu kadar. Hadi başlıyorum. Aloha. Bugün size hacamatın ne olduğundan ve benim hacamat tecrübemden, deneyimimden, ne hissettiğimden ve bunu size önerir miyim, yararları neler, zararları neler, biraz böyle bütün bunları toparlayıp biraz teknik, biraz da deneyimimden bahsettiğim bir video çekmek istedim. Açıkçası ben bu videoyu Instagram'da size sordum, yani bir story paylaşmıştım geçen günlerde. İşte hacamat yaptırdım. Bu deneyimimi sizlerle paylaşmamı ister misiniz? Ve galiba sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz yazmıştım diye hatırlıyorum ama emin değilim. Neyse yani ve o story'ime de dönen birkaç kişi oldu. Arkadaşlar, yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Hani Instagram'dan takip etmeniz, bu videoların hani ara ara sizinle, çünkü Instagram'dan paylaşımda bulunduğumda interaktif olması açısından çok kıymetli ve gerçekten hani sizin sorularınıza, belki merak ettiklerinize ele aldığım konuda yanıt vermek ve deneyimimi paylaşmak, artık neyse o videonun konusu, hani o şekilde sizden geri dönüş almak isterim. O yüzden de dilerseniz, takipte kalırsanız çok sevinirim. Çünkü zaman zaman tabii ki size de sorular sormak ve ona göre de videoların içeriklerini oluşturmak çok isterim. Şimdiden kocaman mahalo diyorum bunun için size. Öncelikle hacamatın ne olduğundan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Önümde de notlarım var. Hepsini tabii ki de aklımda tutamayacağım için ara ara oraya da bakacağım, bilginiz olsun. Hacamat nedir diye baktığımızda, bu arada hacamat diye yazılıyor ama tabii söylerken biraz yumuşuyor, hacamat oluyor. Hacamat aslında yaş kupa terapisi ve belki aranızda bilenler vardır, işte cupping terapi diye geçen kuru kupa terapisi var. Bir de yaş kupa dediğimiz hani hacamat terapisi var. Hacamat 5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi ve geçmişte bu boynuzlarla yapılıyormuş. Benim anladığım kadarıyla o hani çizikler boynuzla yapılıyor. Ve bunun yanı sıra deri jilet ve neşter yardımıyla kesilerek ağzı geniş bir bardakla emme gücü oluşturularak kan oradan çekiliyor. Yani bu böyle teknik tanımı aslında. Bir de yine baktığımda geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan bölgelere daha fazla uygulanıyormuş. Ama lakin şöyle de bir noktası var. Ağrı, sızı ya da evet yani bir hastalığınız varsa o bölgeye uygulanıyor. Ben bunu sormuştum bana, bu uygulamayı yapan kişiye. Öncelikle sırt bölgesine yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Çünkü zaten hani sizin vücudunuzdan çıkması gereken bütün o pis maddeler diyeyim, yani o kanla beraber giden maddeler diyeyim, yani o kötü toksinler, işte buna ne ad verebilirsek, onlar ilk önce bir sırttan gidiyor, hani sizin kanınız biraz daha temizleniyor ve bundan sonra aslında o hastalık olan yere ya da ağrı olan yere cupping yapılması, yani hacamat yapılması çok daha faydalı diye biliyorum ben. Bu arada arkadaşlar, altını çizerek şunu söylüyorum ki zaten bir süredir beni takip ediyorsanız, beni tanıyorsanız hiçbir şekilde bir doktor ya da bilirkişi olmadığımı bu konularda biliyorsunuzdur. Ben sadece bu videoda ve birçok videoda da olduğu gibi deneyimlerimi paylaşıyorum. 1,5 sene kadar bir psikoloji eğitimi aldım. Psikolog değilim, doktor değilim. Hacamat terapisi uygulandı bana ve 4. kez yaptırdım. Bu sebeple sizin de merak ettiğinizi zaten düşünerek sizlerle paylaşıyorum. O yüzden hani bu videoyu hani ilk defa izliyorsanız, benimle ilk defa bu videoyla tanışıyorsanız daha doğrusu, benim söylediklerimi böyle tamam süper ben de hemen yaptırıyorum internetten bakayım diye bulup oradan bulduğunuz kişiye hemen güvenmeyin derim. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Bir kere doktor olan kişinin uygulaması gerekiyor hacamat, yani yaş kupa tedavisini. Ve bunun için de 2014 yılında Türkiye'de yasal hale gelmiş ve yani bilmediğiniz kişilere bu işlemi yaptırmayın. Bu gerçekten hani böyle altını ne kadar çizsem az. O yüzden hani çok faydası var. Şimdi zaten birazdan detaylı olarak bahsedeceğim.
Ama yani bunu mutlaka ve mutlaka doktorunuza danışarak ayrıca zaten hani kimlere yapılmaz ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi böyle atlamadan iyice araştırarak güvendiğiniz birine yaptırmanız şart diyebilirim. Şimdi hacamatın yararlarına geçmeden önce bir de şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bence çok önemli bir bilgi. Ben bayağı şaşırmıştım. Vücudumuza giren toksik ve kimyasal maddeler ya da o gıdalar üzerindeki ilaçlar, ilaç kalıntıları idrar veya terle vücuttan atılamayan deri altında biriken işte toksikler var diyeyim. Yani buna aslında toksik denmiyor galiba. Yani deri altında biriken işte o birikintiler var. Ve hacamat bağ dokusunda birikmiş bu atık. Aynen kelime atık. Hacamat bu bağ dokusunda birikmiş atıkların vakumla, intradermal kesiklerle dışarı atılıp temizlenmesine sebep oluyor. Yani aslında burada yapılan işlem yani bu nedir diye sorduğunuzda sizin deriniz çekildiği için hani o kupa işlemi uygulandığı için bütün toksik atıklar orada birikiyor. Ve ondan sonrasında da bilir kişi, bir doktor gerçekten işinin ehli bu anlamda. Bilen kişi zaten çizikler atıyor ve ondan sonra kanınız oradan o atıkları bırakıyor. Dolayısıyla da burada aslında olan şey sizin vücudunuzun, kanınızın temizlenmesi çok kabaca. Şimdi ben neden yaptırdım? Benim öyle belli bir sıkıntım, belli bir ağrım ya da belli bir hastalığım yoktu. Ama uzun zamandır zaten hani ben çok meraklıyım böyle alternatif tıp diyebileceğim ya da holistik diye adlandırabilirim. Ya da böyle çok eski, kadim bilgilere dayanan yöntemlere diyebilirim size. Eskiden uygulanan birçok şey bana çok yararlı geliyor açıkçası. İşte o eski zamanlarda içilen çaylar olsun falan. Ve hacamat da hani araştırdığım bir konuydu ama gerçekten böyle bayağı senelerce araştırıyordum. Hiçbir zaman da cesaret edebileceğimi de düşünmüyordum. Yani dürüst olmam gerekirse ki dürüst olmamam zaten mümkün değil hani. Dolayısıyla da araştırdım ve sonunda bir kişiye ulaştım ben. Ona da güvendim. Yani zaten birinin referansıyla o kişiye ulaşmıştım. Derken böyle bir buçuk sene önce yaptırdım ilk defa hayatımda. Sonrasında bayağı da korkarak yaptırdım. Yani çok bir şey olacağını falan düşünüyordum. Böyle bayılırım diye çok korkuyordum. Neyse hiçbir şey olmadı. Sonrasında hatta birkaç ay sonra bir daha yaptırdım. Hatta hiç unutmuyorum. Şurama hani sevgi çakrasıyla alakalı bir konu konuşmuştuk galiba. Ve akciğerlerin temizliği için bu bölge galiba iyi geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Burama da bir kupa. Kupa atmak deniyor bu arada. Burama da bir kupa atmıştı kendisi. Sonra hatta yüze de yapıldığını ve çocuklara da uygulanabildiğini öğrendim. Tabii ki de bu süreçte araştırdım. Yani ben 1,5 yıl önce işte 3 kere yaptırmıştım. Ama hani hiçbir zaman böyle sizlerle paylaşayım gibi bir duygum olmadı. Çünkü sizi hani bir doktor olmadığım için ya da bilir kişi olmadığım için böyle teşvik etmekten biraz çekiniyordum. Lakin bu işte pandemi süreci girdi araya. Yani 1,5 sene kadar ara verdikten sonra daha 2-3 gün oluyor bir daha yaptırdım. Ve arkadaşlar bu arada mikrofon kusura bakmayın umarım sesle ilgili bir sıkıntımız yoktur. Ses nasıl, memnun musunuz? Mikrofonu değiştireceğim daha. Hani mikrofondan çok deli gibi memnun değilim bu aralar. Ve konumuza geri dönelim. Tekrardan işte 2-3 gün önce yaptırdığımda şunu fark ettim. Şimdi normalde mesela düşük tansiyonu olan insanlara yapılmaması gerekiyor deniliyor. Benim düşük tansiyonum var. Benim hani hep doğuştan zaten tansiyonum düşük. Buna rağmen hiçbir yan etkisi olmadı bu anlamda ve de ben kendimi arınmış hissettim. Çok daha enerjik hissettim. Normalde ilk hacamat yaptırdığım zaman böyle bir iştah artışı olmuştu. Bu sefer gerçekten çok enteresan bir şekilde iştahım artık eskisi gibi değil. Zaten bir böyle 5-6 kilo var vermek istediğim. Tabii ki de bunu o sebeple yaptırmadım ve bendeki etkiler sizde de olacak gibi bir kaide asla yok. Ama kendimi böyle daha az uyuyup daha çok uykumu aldım. Mesela ne bileyim böyle bir 7-8 saat uyuyup hani böyle çok da dinlenmiş ve dinç kalkmazsınız ya.
Ama bazen de böyle 4-5-6 saat uyursunuz ve sanki 12 saat uyumuşsunuz gibi gelir. Bu 2-3 gündür, tabii ki de daha böyle haftalarca bir deneyimlemedim. Ama zaten sonrasında siz de kendinizi görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Çünkü o ilk seferlerde bu kadar değildi. Çok daha uyku kalitem arttı. Stresim zaten hani bence yogadan ve meditasyon yapmamdan dolayı da azalmıştı bayağı. Ama yani bu hacamatın da etkisi oldu. Şimdi yararlarına gelecek olursak, yararlarından bazıları unutmayayım diye dediğim gibi not aldım. O yüzden buraya bakacağım. Vücudun atamadığı toksinlerin, ağır metallerin ya da kullanılan ilaçların, gıdaların, vücutta bıraktıkları kalıntıların temizlenmesine sebep oluyor. Ve bence bu çok önemli bir nokta. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve ödem atılmasına yardımcı oluyormuş. Aynı zamanda da vücut direncini arttırmada çok çok önemli bir rolü varmış. Ben bunları hani artık kendim deneyimlemesem gerçekten zaten size burada asla anlatmam. Ama kendim deneyimlediğim için ve bence bu konu biraz nefesle de alakalı. Hani meditasyonda ben mesela nefesime çok odaklanıyorum ve dolayısıyla artık gün içinde de nasıl nefes aldığıma daha da dikkat eder oldum. Nefes de biliyorsunuz hani bizim vücudumuza ne kadar oksijen aldığımızla da çok alakalı. Dolayısıyla da hani hacamet yeni kelimeler türetirim. Hacamatla bu kanınızdaki artık atıkların dışarı çıkmasıyla daha da temizlenmenizle beraber nefes almanız da derinleşiyor ve gerçekten aslında hepsi birbiriyle bir bütün. Çok daha enerjik hissediyorsunuz ya, en azından ben öyle hissediyorum. Böyle mesela eskiden yani bir ay öncesine kıyasladığım, hacamat yaptırmadan önce böyle sabah kalktığımda biraz üf püf diye kalktığım zamanlar olurdu ama böyle son yani 3 gün oldu işte galiba tam olarak. 3 gündür böyle şey uyanıyorum. Ay falan böyle çok enerjik ve de ben çok nadirdir 5 saat uyuduğum. Dediğim gibi o anlamda da çok etkisi oldu. Artık videoları daha kısa, daha net anlatmak için, yani daha tutmak için, daha kısa tutmak için biraz daha çabuk çabuk anlatacağım. Dikkat edilmesi gerekenler neler diye soracak olursanız, şimdi şöyle yani birçok nokta var. Daha doğrusu yaptırmamanız gereken durumlar çok fazla. Hatta onları ya buraya ya buraya ben size koyarım. Ekrandan bir bakın. Bunlara yani bu durumlar sizde varsa şu ekranda koyduğumuz işte okuduğunuz o maddeler. Hani onlardan herhangi biri sizde mevcutsa yaptırmayın derim. Zaten yine tekrarlıyorum. Doktorunuza danışmadan, doktorunuzun fikrini almadan ve güvendiğiniz birini bulmadan da yaptırmayın derim. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da birkaç şey daha yazmıştım. Evet, buldum. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız yaptırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra kalp pili takıyorsanız ya da kan tutuyorsa, düşük tansiyon diyorlar ama dediğim gibi benim düşük tansiyonum hep var ve bana bir sıkıntı yaratmadı. Ama bu bir risk tabii ki de. Hani size burada bir şey diyemem şahsen. Panik atak geçirenler, organ nakli yaptıranlar ya da kemoterapi tedavisi görenler, hamile olanlar, 12 aylık altında olan bebeklere yaptırılmıyor, hamile kadınlara önerilmiyor. Böyle dediğim gibi bu birkaç madde daha var. Buna dikkat etmenizde fayda var. Bir de araştırırken şuna denk geldim. Tecrübesiz kişiler tarafından da uygulanırsa cilt yüzeyinde yanık ve lekelere sebep olabiliyor. Ben güzel bir fotoğraf çekebilirsem size o görüntüleri koyarım. Hani benim sırtımdaki işte 3 gün sonraki halini göreceksiniz. Öyle düşünün. Hatta bu video yayına girmeden 1-2 hafta daha geçeceği için hani sonrası diye sonrası yazıp belki videonun bir kısmına da onu koyarım, o görüntüyü. Yani ben ilk başta bayağı korkmuştum. O benim çünkü vücudum hemen yok etmiyor diyeyim, hemen geçirmiyor. Mesela kedim tırmıkladığında da hemen geçmez yara izi. Dolayısıyla da bu kesikler geçecek mi, nasıl olacak, ya iz kalırsa gitmezse diye de bayağı korktum. Ama zaten bilinçli bir kişi yapıyorsa bunu size, siz de bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kantaron yağı kullanıyorsunuz ve de hani bir ay kadar bir sürede maksimum, genel olarak tabii ki de genelliyorum, tamamen geçmiş oluyor diyebilirim.
Ve ben kantaron yağını, hani çok iyi bir kantaron yağı kullanıyorum. Hani siz de zaten iyi bir kantaron yağı bulun derim bu aşamada. Bunu eğer ki düşünürseniz yaptırmayı. Sabah akşam sadece ben o bölgelere sürüyorum. Ve tabii ki bazı detaylar daha var işte. Bu uygulamayı yaptırmadan 2 gün önce, yani 48 saatte doğru hatırlıyorsam, alkol almamanız gerekiyor. 2 saat önce yemek yemeyi kesmiş olmanız gerekiyor. Bunlar böyle biraz detay bilgiler ama merak edenler, ilgilenenler olduğu için özellikle belirtmek istiyorum. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ben yaptırırken ne hissettim? İşte acı veriyor mu ya da ben bunu size önerir miyim noktasında? Bu tedavi uygulanırken bir şey hissetmedim. Yani çok az böyle bir basınç hissediyorsunuz sırtınızda. Ve hani böyle deriniz çekiliyor gibi hissediyorsunuz. Ama çizik atılırken hiçbir şey hissetmedim. Zaten o kadar o basınç sıkmış oluyor ki. Hani ben açıkçası hiç bir acı duymadım. Ama sonrasında böyle geçtikten sonra, hani kantaron yağını zaten o terapiyi size uygulayan kişi, yani bu işlemi yapan kişi, kantaron yağını sürdükten sonra zaten o akşam duş almıyorsunuz. Böyle bir hani sızlıyor. Gerçekten o ilk gece biraz sızlamıştı. Özellikle ilk yaptırdığımda dediğim gibi biraz da böyle panik halindeydim. Allah geçmeyecek, ne yapacağım şimdi, çizildi her yerim falan filan. Tabii ki de hani böyle ön yargılar da var. Hani gerçekten hacamatla ilgili ben ilk araştırdığımda, bu 4 sene önce falan araştırmaya başlamıştım. 4-5 sene oluyordur hatta. O zaman da böyle korkmuştum. Hani çünkü çok fazla işini bilmeyen ya da bunu bilmeden böyle deneyimsiz olan ve bu işlemi yapan insanların da yazdığı, çok fazla hani buna maruz kalan insanların yazdığı yorumları da okumuştum. O yüzden böyle biraz ön yargım da vardı. Ama dediğim gibi o ilk gün sızlıyor. Zaten gayet normal. Ondan sonra yavaş yavaş zaten geçiyor. Ben önerir miyim? Ben kesinlikle öneriyorum. Ama yani gerçekten çok hassas bir konu. Doktor tavsiyesi almadan bunu bir daha tekrarlamak durumundayım. Ve iyi araştırıp güveneceğiniz birini bulmadan yaptırmayın. Evet, size iyi geliyor ama sadece ve sadece doğru ellerde olduğunuz zaman. Çünkü gerçekten mikrop kapabilirsiniz. Yani bir sürü risk olabilir. Böyle risklere bence girmenize gerek yok. O yüzden iyi araştırın derim. Bir de ben şöyle bir şey düşündüm sizler için. Şimdi bu videoda böyle yine genel hatlarıyla elimden geldiğince anlattım size. Ama tabii ki de sorularınız olabilir ve sorularınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Ve hem o yorumlara yazdığınız soruları hem de podcast'te Ne Olmuş Yani diye bir podcast'im var. Bilmeyenler, yine buradan duyurayım. Onu da dinlerseniz, 30 küsür bölüm oldu artık orada yayınladım. Her hafta değişik konuları ele alıyorum. Bir bölümde Bülent Bey diye benim bir tanıdığım var ve kendisi bu konulara zaten çok hakim biri. Onu konuk alayım diye düşündüm ve kendisine hem bu işte kuru kupa cupping yöntemini, hem hacamatla ilgili detaylı böyle birçok bilgiyi, yani soruyu sorup ondan bilgi ediniriz diye düşündüm hep beraber. Dolayısıyla o aşamada büyük ihtimalle birkaç haftaya ben hani soru sormanızı Instagram'dan böyle bir story ile isterim sizden. Siz de oradan istediğiniz soruları sorarsınız. Ben de podcast'te Bülent Bey'i konuk aldığım zaman ona sorularınızı iletirim. O yüzden hani ya Instagram, zaten oradan takipte olun. Bu videonun altına da yorumlarınızı dediğim gibi bırakırsanız gayet sağlıklı bir şekilde ilerleriz. Ya arkadaşlar, gerçekten benim için tabii ki de sizin takip etmeniz önemli ama bu, yani hem YouTube hem podcast'in interaktif olması çok kıymetli. Çünkü sizden geri dönüş aldığım zaman ben de motive oluyorum ve eminim hani siz de sizin sorularınıza cevap bulduğunuz zaman belki size bir faydam oluyordur. O yüzden böyle hani iyi anlamda, tatlı anlamda bu böyle bir alışveriş, hani alma verme dengesi diyelim. O açıdan da birbirimize destek olmanın kıymetli olduğuna inanıyorum. Son olarak da şunu da ekleyerek bu videoyu artık kapatacağım. Dolunay zamanları hacamat işlemi için en uygun zaman. Tabii ki de bu hani yılın her ayı yapılabilir. Ama dolunay zamanlarında özellikle çok daha etkili olduğunu biliyorum. Bir de yine araştırdığım kadarıyla şöyle bir şey var. Eğer ki hiçbir rahatsızlığınız yoksa, bu demin saydığım rahatsızlıklardan müzdarip değilseniz,
Yani hacamat işlemini uygulatmaya uygunsanız, bu doğru Türkçe oldu mu? Hacamat işlemi size uygulanabiliyorsa diyeyim, her ay bunu yaptırmanızda hiçbir sıkıntı yokmuş. Ama zamanla hani vücudunuz artık tamamen temizlendiğinde diyeyim, yılda 5 ya da 6 kez yaptırmanız yeterli diye okudum, araştırdım ben. Bir de söyledim mi buna emin değilim. Türkiye'de Ekim 2014 yılında yasal hale geliyor hacamat işlemi. Bu konuda da bilginiz olsun diyerek artık ben bu videoyu kapatıyorum. Hacamat size uygun mu değil mi ya da bununla ilgili başka sorularınız da varsa benimle iletişime geçmekten çekinmeyin derim. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada çok pembe olduk ve de bu biraz böyle tontik yani ya. Bir de ben çok mu altta kaldım? Bilmiyorum, kafamda deli sorular her zamanki gibi. Çünkü şu minicik ekrandan kendimi görüyorum ve sonrasında büyük ekranda görünce insan diyor ki ah şöyle dursaydım, böyle dursaydım falan falan. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır, umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım size yararlı bilgiler verebilmişimdir. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Mahalo diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine kendini yerme. Kardelen, yerme kendini. Sev kendini. Gidin. Bunlara ne gerek var? Bir daha. Yedim ben kıpırcık.